Bir insanın ihtiyacı olmadığı halde spor amaçlı olarak avlanması caiz midir? Avlanmak. Ee, şimdi av meselesi tabii av sezonu da bitiyor ya. Ee, yaz dönemi şey Eylül'den sonra başlıyor. Şimdi tam yavruların vesaire yapım tam dönemi. İyi hatırlatman da iyi oldu. Yani bu dönemde av yapılması çok çok tehlikeli. Çünkü niye orada şimdi yuva kurmuş, yumurta yapmış veya onların yavrularını dünyaya getirmiş. E sen şimdi bu anneyi öldürdün zaman dokuz tane yavru kaldı orada. O kuşun efendisi küçük küçük, küçük küçük, yavruları e, hayvanı öldürdün. O şimdi o yavrular kaldı ortada. Ne kadar acı bir şey. Aman Allah'ım. Yani e şimdi tabi e, mevla ay av meselesini helal kılmıştır. E şimdi Eylül Ekim oldu efendim yavrular büyüdü. Herkes hayatına devam ediyor. Bu bir ilahi dengedir. İlahi denge. Efendim meşru dairede çoluk çocuğun et ihtiyacını, balık ihtiyacını gidermek için meşru olarak avladı. Ha, tamam bu kadar efendim çoluk çocukla yeriz. E şimdi bunun fazlası mesela şimdi bazı av görüyoruz. Adam bir av yapıyor. Efendim 20 30 tane 40 50 tane efendim, oradaki ördekleri şunlar bunu öldürüyor. Bu ne yapacaksınız? Bunları sen yonmakla uğraşsan yı oynamazsın sen bunları. Hocam da bırakıyor orada keyfi olarak efendim av yapılması milyon dolarlık jiplerle efendim silahlarla şunlarla bunlarla böyle bir av şekli dinimizde yok. Yani bu bir av değildir. Bu bir yani buna eee ya Estağfurullah katliamdır ya. Başka bir şey değil yani. Ha şimdi bir adam böyle bir arabalarla gitti. Hakikaten bir iki tane av yaptı. Ondan sonra hakikaten kızarttı. arkadaşlarla yedi. Afiyet olsun. Helal olan bir şeye ben haram diyecek değilim. Bizim bahsettiğimiz adam adeta otomatik silahlarla katliam yapıyor. Önüne gelen sürüleri öldürüyor. Kendisinden sonrasında bir şey bırakmıyor. Ben şimdi burada duygusal bir şey söyleyeceğim. Allah dedelerimize rahmet eylesin. Dünyada lazım olduğu kadar memleketleri, ağaçları, efendim tabiatta İstifade hatta hatırlarım dereden abdest alırken bile o dedelerimi hatırlıyorum ve ben de hayırla yad etmek için Allah geçmişlerimize rahmet eylesin Amin. dereden abdest alırken bile suyun akışına göre değil de tersine göre akışına göre fazla kullanırım tersine göre abdest alıyor da suyu bozmayayım diyor yani suyu kirletmeyeyim diyor lazım olduğu kadar abdestimi alayım diyor. avuçlarımı doldurmayayım bana bir avuç yeter peygamber diyor. Tavsiyesini peygamber tavsiyesini dinliyor peygamber tavsiyesini dinliyor yani dünyada ifsad edici bozucu değil yani ihya edici oluyor. Lazım olduğu kadar ağacını kesiyor. E baktığınız zaman memleketlerde her taraf yemyeşil. Ama bu nesle baktığınız zaman hepsini yok etmeye çalışıyor. Hepsini ben yiyeyim diyor. Ya mübarek. Çocuğuna, torununa bir şey bırak ya. Ya bu sözü hakikaten etrafa duyursunlar yani. Yankı yapsın bu sözüm. İnşallah Rabbim tesir versin. Dedelerimiz bize bıraktı. Yani burada efendim imkanlar, tabiat dediğimiz organik bir tabiat bıraktı. Bu nesil Allah bu nesle insaf versin. Bu ya nesle abi. akıl fikir versin. Bu nesil yani olan hepsini yok ediyor. Ya dedelerimiz dikmiş. O diktiklerini yiyoruz. Şimdi diktiklerini kurutuyor adam. Yani dalını kırıyor, her tarafını mahvediyor vesaire. Ya sen bir şey dik ya. Aleyhisselatü vesselam ne buyuruyor? Elinizde bir yeşil fiden, fide yani bir ağaç varsa meyve. Bir de meyve veren ağaç dikmek lazım. Meyvesiz ağaç dik dikilmesin. Meyvesiz ağaç dikiyor. Çam dikiyor vesaire. Ya çam dikenlidir ya. Dikenli Dikenlidir. Gölgesi falan da yok. Kuşlar da yuva yapamaz. Yani meyve bir meyveli elma, armut, efendim şeftali, kayısı, üzüm vesaire. Resulullah ne buyuruyor? Kıyamet depremi oluyor. Ayakta duramıyorsun böyle. Ayakta duramıyorsun. Efendim dikecek durumun yok. Yine diyor onu dikmeye çalış diyor. Görsel tarif etmeye çalışıyorum. Ayakta duramıyorsun. Sallanıyor böyle. Yine diyor olsun diyor. Hayat vermeye çalış. İhya etmeye çalış diyor. O da ki o tutar diyor. Kıyamette gecikir biraz diyor. O senin diktiğin meyven diyor. Kuşlar, kurtlar, hayvanlar, mahlukat, insanlar yer istifade olur diyor. Yani faydalı olmak lazım. Faydalı evet. olmak lazım. Allah razı olsun. Evet. Gönlük yani o meselesi böyle.